Beşiktaş gündem kanalından iyi günler arkadaşlar. Beşiktaş'ımızda bugün transferle ilgili hangi gelişmeler oldu, basında hangi haberler yer aldı, onlardan bir sunum yapacağız. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Rafa Silva transferi için Benfica ile uzun görüşmeler yapan Beşiktaş, bu kez de David Neres için Portekiz ekibinin kapısını çaldı. Siyah beyazlıların Benfica'nın 27 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres'i gündemine aldığı ve ikinci başkan Hüseyin Yücel'in bu transferi bitirmek için büyük çaba harcadığı öğrenildi. Sambacı, geride bıraktığımız sezon Portekiz ekibiyle 35 maça çıktı. Neres bu karşılaşmalarda 5 gol, 10 asistle oynayarak 15 gole direkt etki etti. Portekiz ekibiyle 2027'ye kadar kontratı bulunan yıldız futbolcunun piyasa değeri 25 milyon euro. Bu arada kanat transferi için siyah beyazlı ekibin gündemine Sassuolo'da forma giyen Armand Llorente geldi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Llorente için kulübüyle pazarlık yapılıyor. İtalyanlar 10 milyon euro bonservis isterken Beşiktaş ise rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. Geçen sezon 40 maça çıkan 25 yaşındaki Fransız oyuncu takımına 5 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. Bu arada Beşiktaş için John Aris iddiası ortaya atıldı. Kariyerinde ilk kez Avrupa'ya açılmaya hazırlanan Kolombiyalı kanat oyuncusu için Kara Kartal'ın somut görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Brezilyalı gazeteci Paulo Brito'nun verdiği bilgiye göre kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Kolombiyalı oyuncunun Beşiktaş'ın şahsi tüm şartlarını kabul ettiğini, maaş talebine olur verdiğini söyledi. Fluminense ile görüşmelere başlanmasının an meselesi olduğunu ifade eden gazeteci, John Aris daha önce Meksika ve Kolombiya ekiplerinde top koşturmuştu dedi. Son haberimiz ise milli futbolcu Bertu Yıldırım ile ilgili. Beşiktaş, Rende forma giyen milli oyuncu Bertu Yıldırım için kulübünün kapısını çaldı. Beşiktaş yönetimi kiralama şartlarını sorarken, Ren kulübünün kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisiyle satmak istediği öğrenildi. Cenk ile sözleşme uzatılmaması, Semih'in de satılma ihtimaline karşılık kadrosuna bir yerli golcü daha bulundurmak isteyen siyah beyazlılar rotayı Bertu Yıldırım'a çevirdi. İlk etapta kiralık formülünün şartlarını duymak isteyen Beşiktaş yönetimine kiralık olarak oyuncunun gönderilmeyeceği, bonservis bedelinin ise 10 milyon euro olduğu iletildi. 2023-2024 sezonun başında Hatayspor'dan 5.4 milyon euro karşılığında transfer edilen oyuncu da Beşiktaş'ta forma giymek istediğini, kiralık olarak da şansını denemek istediği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin uzun zamandır peşinde olduğu Hermoso ile ilgili de Hüseyin Yücel'den ilginç açıklamalar geldi. Hüseyin Yücel, Hermoso'ya ilk etapta 2 milyon euro teklif ettiklerini, sonra teklifi 4 milyon euroya çıkardıkları halde Hermoso'nun teklifi kabul etmediğini söyledi. Arabistan kulüplerinin Hermoso'ya 8 milyon euroluk bir teklif yaptığından dolayı Hermoso transferi tamamen yatmış durumda. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız.